Ekonomi dünyasındaki gelişmelerle devam edeceğiz. Bu kapsamda Bitcoin geride bıraktığımız yıllar içerisinde hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündeminde uzunca bir süre yer teşkil etmişti. Sonrasındaki sert düşüşün ardından bir süre gündemden de düşmüştü. Şimdi yeniden 50 bin dolar sınırında 50 bin doları aştı. Şimdi bir geri çekilmeyle birlikte hemen bakalım Bitcoin şu anda 49.793 dolar seviyesinde. Peki bu yükseliş devam eder mi? Bunu konuşacağız. Kripto para uzmanı Mehmet Çoban bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Aslında dünyanın gündeminde yer aldığı noktalarda 100 bin dolar beklentisi vardı. 60 bin doların üzerinde seyretti. O seyrediş devam ederken pandemi süreciyle birlikte çok sert düşüşler yaşadı. 20 bin dolar hatta altını gördüğü anlar da oldu. Ve sonrasında Türkiye'nin de açıkçası dünyanın da gündeminden bir süre düşmüştü. Şimdi yükselişle birlikte tekrar gündemde. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen regülasyonla ilgili kararlar, özellikle SEC'in kararları. Türkiye'de de benzer bir düzenleme yapılacağı zaman zaman yetkililer tarafından paylaşılıyor. Bu yükseliş devam eder mi? Ne dersiniz? Önce Bitcoin'le başlayayım. Sonra altcoin'lerle ilgili de yorumlarınızı soracağım. Buyurun. Tabii ki. Şimdi bu yükselişin altı dolu mu? Öncelikle ona bakmak lazım. Çünkü kripto para piyasası aslında çok uzun süre devam eden bir ayı piyasasının etkisindeydi. Şimdi bu ayı piyasasını sonlandıracak bazı gelişmelere ihtiyaç vardı ki bu dönemde bizim imdadımıza, daha doğrusu kripto para piyasasının imdadına işin açısı spot Bitcoin ETF'leri geçti. Şimdi spot Bitcoin ETF'leriyle beraber aslında Bitcoin dolar paritesi 50 bin dolar seviyesine yükseldi. 50 bin dolar seviyesinin kısmi olarak üzerine test etti. Bundan sonraki süreçte ise Bitcoin dolar paritesi özelinde kripto para piyasasının kendi iç dinamikleriyle olan önemli bir konu var. Bitcoin halving. Bitcoin halving'i çok büyük ihtimalle yani Nisan ayının sonunda nasıl çevirebiliriz bilmiyorum ama izleyicilerimiz anlasında yaralanma mı diyebiliriz? Bitcoin aslında bilenler söyleyebilir ama Buyurun. Evet, Türkçe karşılığı yaralanma olarak adlandırabiliriz Bitcoin halvingini ve 4 senede bir yapılıyor. 2012'de yapıldı, 2016'da yapıldı, 2020'de ve son olarak şimdi önümüzdeki Nisan ayının sonunda ya da kısmi olarak sarkma ihtimali de var. Mayıs ayının başında Bitcoin halvingin, yani Bitcoin yaralanması var. Şimdi bu iki unsura, bir de Fed'in kripto para piyasasını ciddi anlamda ilgilendiren faiz indirim sürecine başlayabileceği beklentisi, işte Bitcoin dolar paritesiyle ve altcoin'lerin yükselişine, Bitcoin'in 2021 Aralık ayından beri tekrar 50 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını sağladı. Şimdi Bitcoin halving'in, daha doğrusu Bitcoin spot ETF'lerinin onaylanması haberini normal bir haber olarak bakmamak lazım. Çünkü zaman zaman bu tür yorumlar da görüyorum. Çünkü kripto para piyasasının belli bir tanıtma, belli bir reklama ihtiyacı var. Bunun nedeni kurumsal yatırımcıların gelmesi. Eğer bir boğa piyasası yaşanacaksa, bir yükseliş trendi yaşanacaksa bunun bireysel yatırımcılar olma ihtimali oldukça zayıf. Bu yüzden kurumsal yatırımcıların olması gerekiyor. İşte spot Bitcoin ETF'lerin Amerika Birleşik Devletleri'nde onaylanması Bitcoin dolar paritesi dahilinde, özelinde kripto para piyasasının reklamını, 4-5 senede yapılacağı reklamı çok kısa zamanda yapmış oldu. O yüzden bu haberin etkisini biz aslında daha önümüzdeki dönemde göreceğiz. Şimdi spot Bitcoin ETF'ler onaylandı, bu cepte. Onun dışında Fed'in olası faiz indirimlerine yönelik söylemler arttı. Çünkü Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları var bu konuda. 2024 yılında 3 tane faiz indirimi öngörüyor. Bu da cepte. Önümüzde döngüsel bir tekrara devam eden, bir döngüsel bir hareket olan Bitcoin halvingi var. Çünkü halving sonrası özellikle belli bir süreden sonra kripto para piyasasının canlanacağını görüyoruz. O yüzden 50 bin dolar seviyesinin üzerindeki hareketler sürer mi? Evet, bana göre döngüsel hareketler ve içinde bulunduğumuz ortam, maddeler destekliyor 50 bin dolar seviyesi üzerindeki hareketin devam etmesini. Ancak bunun biraz da orta ve kısmi olarak uzun vade bakmakta fayda var. Yani bugün 50 bin dolar seviyesinin üzerindeki hareket sürer dediğimiz zaman bir anda 60 bin, 70 bin dolar seviyeleri gözükmeyecek. Bana göre kısmi olarak da ufak bir düzeltmeye de ihtiyacı var kripto para piyasasının. Bu düzeltmeden sonra benim kişisel tahminim, tamamen üzerine basa basa söylüyorum, kişisel tahminim 2024 senesi içerisinde Bitcoin'de yeni bir zirve noktasını test edebileceği yönünde. Daha önce biliyorsunuz zirve noktası 69 bin dolarlı seviyelerde, zirve noktasını tekrar test edebileceğini düşünüyorum 2024 senesi içerisinde. Peki çok kısa bir altcoin değerlendirmesi de rica edeceğiz. Özellikle boğa piyasasına girildiğinde altcoinlerde de çok ciddi
yükselişler yaşanıyor ama bir güven problemi de devam ediyor. Ethereum'u bir kenarda bırakırsak ya da bazı başka güçlü coinleri bir kenarda bırakırsak, örneğin Luna faciası hala akıllarda, yargılama devam ediyor. Bir güven problemi de sürüyor. Ne dersiniz altcoinlerle ilgili? Şimdi güven problemi aslında kripto para piyasasının en büyük sorunu. Bu sorun ortadan kalksa inanıyorum ki kripto para piyasası çok çok daha hızlı büyüyecek. İşte spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanması bu güven problemiyle ilgili problemi daha doğrusu ufak da olsa açtı gibi. Şimdi hepimiz Bitcoin'den bahsediyoruz. Bitcoin biliyorsunuz kripto para piyasasının lideri konumunda. Bitcoin kripto para piyasasını domine eden bir kripto para birimi. Ancak yatırımcıların önemli bir kısmı, çok çok büyük bir kısmı altcoin'lerde tutuyorlar portföylerini. Şimdi biz bir boğa piyasası bekliyorsak o zaman Bitcoin'in belli bir seviyeye kadar yükselmesini, bunun dışında Bitcoin dominansının yani Bitcoin'in sektördeki ağırlığının belli bir seviyeye kadar yükselmesini ve oradan geri çekilerek oradan çıkan paranın, oradan çıkan sermayenin altcoin'lere girmesini beklemeliyiz. Şimdi Bitcoin dominansı o zaman bizim altcoin'lerdeki altcoin sezonunun başlaması için ana kriterimiz. Ana kriterimizde daha önce Bitcoin dominansının en son boğa koşusunda %74 seviyesine kadar yükseldiğini gördük ve bu seviyeden yönünü aşağı çevirdi ve o dönemde de işte altcoin sezonu gerçekleşti. Altcoin boğa sezonu gerçekleşti. Şimdi o dönemki stable coin'lerin piyasadaki ağırlığı ve kripto para piyasasının sayısıyla şimdikiler arasında dağlar kadar fark var. O sebeple bizim artık %74 seviyesini Bitcoin dominansına görmemiz zor. Gene kişisel olarak tahminim ve yaptığım analizlerde %57-62 bandının Bitcoin dominansında altcoin'lere izin verebileceği bir nokta olarak görüyorum ben. Özellikle %60'ın üzerinde çıkması Bitcoin dominansının altcoin'leri ciddi anlamda tetikleyebilecek bir unsur. Ancak bir analiz yaptım ve bu analizde de Bitcoin halvinginden sonra acaba Bitcoin dominansı ne kadar süre sonra kripto para piyasasının altcoin'lerine izin veriyor? Yani ne kadar süre sonra altcoin boğası başlıyor? Ortalama olarak son iki halving sonrasında yani son iki halvingin sonrasındaki 230-240 gün sonrasında Bitcoin dominansı zirve noktasına ulaşıyor ve oradan altcoin'lere izin veriyor. Şimdi biz Nisan ayının sonu gibi ya da Mayıs ayının başı gibi bekliyoruz Bitcoin halvingini. Onun üzerine 230-240 gün koyduğumuz zaman Kasım ayının sonu, Aralık ayının birinci, ikinci haftası gibi bir seviyelerde, bir zaman diliminde Bitcoin dominansının zirveye uğraşması ve o noktadan yönünü aşağı çevirmesini bekliyoruz. Yani kişisel olarak benim beklentim Kasım ayı gibi, Aralık ayı gibi kripto para piyasasında o çok beklenen altcoin boğasının, altcoin yükselişinin başlaması yönünde. Ancak bu sene özel bir sene. Spot Bitcoin ETF'leri hiç küçümsenmeyecek bir durum. Onun dışında Fed'in faiz indirimi var. Bitcoin halvingi. O yüzden bu üç unsur bir araya geldi. Belki süre biraz daha kısalabilir. O yüzden biz sonbahara doğru, yaz sonu sonbahara doğru eller tetikte beklemeliyiz altcoin'ler için.